önce mektup yazmıştım size. Taşkaya çiftliğinden geliyoruz. Ah, hatırladım. Hoş geldiniz. Bahsettiğim çocuk. Bundan sonra size emanet. Pek sevimli, pek güzel, Allah bağışlasın. 5-6 sene önce abim avdan dönüşte yol kenarında bulmuş. Günlerce araştırdık. Annesi, babası, arayanı, soranı çıkmadı. Selma ismini verdik kendisine. Mektep yaşına geldi de geçti bile. Çiftlikte bakacak, okutacak, uğraşacak halimiz yok. Burada yatılı olarak ilk mektebi, ortayı, liseyi okumasına karar verdik. Pek talihsizmiş, yazık. Çok yazık ama gene de şansı varmış ki karşısına bizler çıktık. Ziyan olmadı. Şimdi akıllı uslu olursa, güzel güzel okursa kendi kazanır. Mektep taksitleri, masrafları için bankaya para yatırdık. İstediğiniz zaman, istediğiniz kadar çekip harcayabilirsiniz. Velisi siz mi olacaksınız? Evet. İsmim Saliha Taşkaya'dır. Çiftlikte benden başka iki abim daha var. Mühim bir şey oldu mu onlara da bildirebilirsiniz. Tatillerde de burada kalacak. Bütün tatillerde mi? Evet. Liseyi bitirinceye kadar bir daha yanımıza dönmeyecek. Ufacık yaşta pek zor, pek acı gelecek çocuğa. Kavruk, ruhu yaralı büyüyecek. İlerideki hayatına da tesir edecek bu terk edilmişlik. Yapacak başka hiçbir şey yok. Hadi bakalım. Bundan sonra evin burası senin. Müdür amma emanetsin. Bırakma beni! Ne olur bırakma, gitme! Beni de götür! Rica ettim, gitme! Gel yavrum, gel bana! Ne varmış ağlayacak? Senin yaşında arkadaşların olacak, onlarla oynayacaksın, okuyacaksın. Ben de seni hepsinden daha fazla seveceğim. Allah'a sanadık Selma! Bu yazda okulda mısın? Evet. Mektup yazacağım sana. Sahi mi? Yazar mısın? Biz seyahate gideceğiz. Sana oralardan renkli kartpostal bile gönderirim. Sağ ol. İyi tatiller. Sana da. Ben de senin kadar yalnızım. Kocamla kızım senelerce önce bir kazada öldüler. Çocuğum yaşasaydı senin yaşında olacaktı. Onun için bana anne demeni istiyorum. Gel benimle. Hem bir müjdem var sana. Müzik öğretmeni Şerif Bey okulda kalacak. Yaz müddetince sana ders verecek. Bizi bekliyor şimdi. Olağanüstü bir kabiliyetsin sen. Talebelerimin içinde senin kadar mükemmelini görmedim. Sesine, parmaklarının istidadına hayranım. Son öğrettiğim şarkıyı çalacaksın önce, sonra yeni derslere geçeceğiz. Menekşe bu. Şefkate muhtacım, hep sana inancım, güldür beni Allah'ım, yeniden hayata başlamak ne güzel, ömrümce ağlatma. Bir teselli ver. Sana benim öğreteceğim hiçbir şey kalmadı artık. Bırakmayacaksın musikiyi, yoksa emeklerimi helal etmem sana. Mutlaka konservatuvara gideceksin.
çok meşhur, çok önemli bir sanatkar olduğunu göreceğim. Müdire annem bilir. Konuşacaklarımız var zaten, beni bekliyor. Söz vermiştiniz bana. Liseyi bitirdiğim zaman her şeyi anlatacaktınız. Beklediğim gün geldi nihayet. Ben neyim? Kimim ben? Bildiklerim o kadar az ki, belki de inanmayacaksın bana. Genç sayılacak bir kadın getirdi seni, bir çiftlikte yaşıyormuş. Abilerinden biri avdan dönüşte yol kenarında küçük bir çocuk bulmuş. Bunları bana da anlatmışlardı, biliyorum hepsini. Sonra hiç aramadılar mı beni? Aramadılar. Hiçbir haber, bir mektup da mı göndermediler? Sene sonlarında telefon edip sınıfını geçip geçmediğini soruyorlardı. Anneme babama dair yeni bir şey öğrenmemişler mi? Hayır. Kim olduğum belli değil demek. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyecek, bu acıyla kavrulacağım demek. Belki de öğreneceksin. Nasıl? Az önce aldım bu mektubu. Çok şaşırdım. Fuat Bey isminde bir avukattan geliyor, İstanbul'dan. Ne yazıyor, ne istiyor? Selman'ın amcasının ne olurum diyor. Amcanın oğlu mu? Evet. Mezun olup olmadığını soruyor. Bir mucize bu! Gerçekten bu kadar yakın bir akraban varsa ben de karanlıklardan kurtulacağım demek. İnşallah yavrum. Hemen mektup yazacağım. Hayatımı, kim olduğumu, annemi, babamı ancak sizden öğrenebilirim. En ümitsiz dakikamda sizin apansız ortaya çıkmanız sevinçten çıldırttı beni. En çabuk zamanda cevap bekliyorum. Keşke siz gelebilseniz, görsem sizi, tanısam. Ömrümde ilk defa kendi kanımdan bir insana ellerimle dokunabilsem. Sizden annemi babamı dinlesem, şimdi nerede olduklarını, beni niçin bir yol kenarına attıklarını öğrensem. Yıllardır yıkılan, kahrolan, sönen hayatımdaki kara perde kalksa artık. Siz gelemezseniz ben koşarım size. Ömrümde hiç ev, yuva görmedim, bilmedim ben. Sıcacık bir aile sofrasında bir defacık bile ev yemeği yemedim. Cevabınızı sabırsızlıkla... Daha mektubuna cevap geldi. Kimin nesi olduğunu bana ait bazı sebepler yüzünden açıklayamam. Buna lüzum da görmüyorum. Seni evimde misafir etmem de manasız bir şey olur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir araya gelmeyeceğiz. Sana karşı vazifemizi yaptık. Lise mezunu bir kızsın, çalış hayatını kazan. Son bir yardım olmak üzere 10.000 liralık bir çek gönderiyorum. Sizden sevgi, şefkat, anlayış ve yakınlık istemiştim. Annemden, babamdan, mazimden haber beklemiştim. Bu benim en büyük ıstırabım, vazgeçilmez hakkımdı. Sizden sadaka dilenmemiştim. İnsan sanmıştım sizi, yanılmışım. Sizin gibi merhametsiz, zulümden hoşlanan vahşi bir yaratığı asla görmek istemiyorum artık. Hayatım boyunca adınızı bile anacak değilim. Kafa tutuyor. İnsanlık dersi vermeye kalkışıyor aklı sıra. Bana da oku, dinleyeyim. Paramı da iade etmiş. Budalar. Genç, hayatı hiç görmemiş, yatili okulda bir mahpus gibi buyumuş bir zavallıdan başka bir şey beklenir mi? Böyle kimsesiz, fakir, aciz olanlar gururlu görünmeyi marifet zannederler. Üstelik terbiyesizim biri. Kabahat bendeki yardım etmeye kalkıştım ona nanköre. Mektup yazmakla hata ettim. O kızdan bu kadar bahsetmeye bile değmez. Üzülme, unut artık. Senin için yepyeni bir hayat başlayacak. Eylül'de İstanbul'a gideceksin. Kız kardeşimin yanına. Kocası Saadettin Bey konservatuvarda keman hocasıdır biliyorsun. Orada en geniş imkanlar içinde müzik tahsili yapacaksın. Her yaz beraber olacağız. Bu yazı da Kuşadası'nda geçireceğiz. Beni tanıyorsun.
tanıyamadınız galiba. Bilmem. Hatırlar gibiyim ama... Senelerce önce ufacık bir çocuk getirmiştim size. Selma'yı getirmiştim. Ah, evet, hatırladım. Selma'yı görmek, konuşmak istiyorum. İşte. Selma! İnanılır gibi değil. Ne kadar büyümüşsün, ne güzel olmuşsun. Hoş geldiniz. Çok şükür, nihayet kavuştum sana. Niçin aramadınız beni bunca yıl? Niçin hiç gelmediniz? Sorma. Anlatamam. Belki anlatırım bir gün, bilmiyorum. Götürmeye geldim seni. Nereye? Çiftliğe. Niçin? Nasıl niçin? Mektebin bitti. Abimle karar verdik, bizimle beraber oturacaksın. Gelemem. Sizlere minnettarım. Teşekkür borçluyum, o kadar. Hiçbirinizi tanımıyorum, sevmiyorum. Aranızda ne işim var? Kırmayacaksın beni, üzmeyeceksin, geleceksin. Gideceksin sen. Neden? Seni okutmuş, büyütmüş, bu yaşa getirmiş bir aileye karşı kötü davranmaya hakkın yok. Bir gün bütün borçlarımı ödeyebilmek için elimden geleni yapacağım. Gene de gitmelisin. Orada yaşayamazsın tabii. Bir müddet kalır dönersin. Bunu ben istiyorum senden. Hatırladın mı buraları? Hayal meyal, çok zorlukla. Gülten misafir getirdi. Gülten kadını da mı hatırlamadın? Hiç konuşmazdı galiba, gene öyle mi? Öyle, düzelemedi yazık. Bir şey söylemeyecek misiniz bana? Bildiklerimizi sen de biliyorsun. Yol kenarında, çitin dibinde ben buldum seni. Ağlıyordun. Üzerinde ne bir kağıt, ne bir mektup, hiçbir şey yoktu. Elimizden geldiği kadar bakmaya, büyütmeye çalıştık seni. İyiliklerinizi hiç unutmayacağım. Niçin böyle, nesi var? Zararsız bir delidir. Çocukluğundan beri böyledir zavallı. Ha, yarın at binmesini öğretmeye başlayacağım sana. Sonra birlikte yakın köyleri dolaşacağız. Buraları çok seveceksin. Birkaç gün sonra İzmir'e dönmeye mecburum. Niçin? Müdür annem beni bekliyor. Tatili Kuşadası'nda geçireceğiz. Sonra da İstanbul'a gideceğim. Seni kolay kolay bırakamayız. Mektup yazarız müdür hanıma. Fuat diye birini tanıyor musunuz? Niçin soruyorsun? Kimmiş bu Fuat? Mektup yazmıştı bana. Amcamın oğlu olduğunu söylüyor. Sonra? Sonra ne oldu? Mektup yazdım. Kendisini tanımak istedim. İğrenç bir cevap verdi bana. Böyle birisini tanımıyoruz. Amcamın oğlu olsa çoktan bilirdik. Çoktan ortaya çıkardı. Öyleyse niçin aradı beni? Adımı, okuduğum liseyi nereden öğrendi? Niçin amcanın oğluyum dedi? Niçin para gönderdi? Bilemem. Ama her kimse yalan söylemiş sana. Saliha! Saliha! Saliha dedim, sağır mısın? Saliha! Kim bu bağıran? Abimiz, en büyüğümüz olan Ömer abim. Sen hiç görmedin onu. Tabiatı tuhaftır. Odasından çıkmaz, kimselerle konuşmaz. Bu eve getirmeyin demedim. İstemiyorum o kızı. Hemen şimdi defolup çıkacak. Bize hiçbir zararı dokunamaz abi. Birkaç gün sonra da gidecek zaten. Cevap verme bana. Ne diyorsam o olacak. İnsaflı ol abi. Gecenin bu saatinde nereye gider kızcağız? Cehenneme. Sana söylemedim mi hayvan, buraya gelemez demedim mi? Sen kovamazsın, şimdi ben ineceğim aşağıya, ben atacağım kapıya! Hey!
birdenbire yoluma çıktı, çarptım. Nasıl çarptın? Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Gerekirse jandarma karakoluna haber vereceğim. Yapabileceğim bir şey var mı abi? Yarası var mı? Durumu ağır mı? Şimdilik bir şey söyleyemem. Geçmiş olsun, hepimize. Gece vakti o ıssız yolda ne işiniz vardı? Niçin koşuyordunuz? Nereden geliyordunuz? Taşkaya çiftliğinden kaçıyordum. Niçin? İstememişlerdi beni. Kimler istememişti? Niçin? Birkaç kardeşmiş orada oturanlar. Halleri hayatları da garipmiş. Bugün gelmiştim. Birkaç gün sonra dönecektim zaten. Şimdi aramazlar mı sizi? Hayır, sevinmişlerdir. Aramadığımız yer kalmadı. Gece vakti bulunmaz zati. İstediği gibi saklanabilir. Ah, eyvahlar olsun! Gece vakti nereye gider bu kız, nerede barınır? Başına bir şey gelirse mahvoluruz, Allah korusun. Sakin ol Saliha, sabah erkenden gene arayacağız. Karakola da haber vereceğim, jandarma onu mutlaka bulur, üzülme! Ne çileli kızmış yarabbim, bir gün olsun yüzü gülmedi! Allah kahretsin! Hiçbir yerimde acı sence duymuyorum, gidebilir miyim? Her ihtimale karşı bir gün daha yatacaksınız. Bir iç kanama, ezilme, berelenme olabilir. Bir hekim olarak konuşuyorum. İleride mesul olmak istemem. Peki. O çiftlikte ne işiniz vardı? Niçin gelmiştiniz? Sonra ne oldu da kaçtınız? Konuşmak istemiyor, ısrar etme abi. Belki de olup bitenleri hatırlamak bile istemiyor. Sordukça daha çok üzüyorsun. Haklısın. Bir yardımım dokunur mu diye öğrenmek istemiştim. Soruşumun başka bir sebebi yoktu. Hiçbir şey düşünmeyin. Mümkünse uyumaya çalışın. Yakın köyde bir hastam var, gidip görmek zorundayım. İstanbul'u, denizi özlüyordum. Tek başıma çok sıkılıyordum burada. Her yaz bu çileyi çekmekten bıktım artık. Gelişinize çok sevindim dersem... Ayıplamayın beni. Keşke burada kalsanız. Hep burada mı yaşıyorsunuz? Hayır, İstanbul'da. Yazları tatile geliyoruz birkaç ay için. Abim yeni doktor oldu. O hevesle hiç durmadan çalışıyor. Doktorsuz köylere de faydalı oluyor tabii. Bir hastadan dönüyordum. Birdenbire yoluma çıktı. Allah'tan hafif bir çarpmayla kurtulduk. Evime götürdüm, tedavi ettim. Şimdi yatıyor. Annem, kız kardeşim de yanındalar. Çok şükür. Adaklar adamıştım, hemen yerine getireceğim. Niçin kovdunuz evden? Yok, kovmuş değiliz. Kendisi yanlış anlamış olacak. Hemen size gidelim, alıp getirelim Selma'yı. Çıldırtmayın beni! Gelemez dedim, sizleri de kovarım. Siz de giremezsiniz sonra buraya. Hadi defolsun gitsin de kurtulalım. Kimdir bu adam? Selma'yı niçin istemiyor? Selma kimdir? Söyleyin, bilmek istiyorum! İzmir Kız Lisesi'ni bitirmiş. İstanbul'da konservatuvarda Türk musikisi tahsili yapacakmış. Ne güzel kız değil mi? Fena değil. Çiftliktekilerin nesi oluyormuş? Niçin kaçmış? Anlatmadı. Kimsesizim dedi sadece.
Doğru söylemiş. Hiç kimsesi yokmuş Selma'nın. Gel anlat. Nereden öğrendin? Çiftlikten geliyorum. Selma'yı seneler önce yol üstünde bulmuşlar. Annesini, babasını kimsenin bildiği yokmuş. Böyle ne edeyi belirsiz bir kızı ben de evimde tutamam. Konuş şununla, bir an önce iyileşip gitsin buradan. Böyle bir şeyi kendisine nasıl söyleriz? Bir de biz mi yaralayalım Selma'yı? Nasıl olsa gidecek. Bilmezsiniz siz. Bu kızlar yan gelip yatmak için bin tane bahane bulurlar, sonra da iş açarlar insanın başına. Kendi meselelerimle sizleri de üzmeye hakkım yok. Bir an önce gitmeli, hayata başlamalıyım. İyi kalpliliğinizi, yardımlarınızı hiç unutmayacağım. Abim ne yaparsa yapsın, ne olursa olsun onu burada bırakmayacağız. Selma yuvasına dönecek. Yazık ki yuvadan uçtu Selma. Bir mektup bırakarak gitmiş. Affedersiniz. Ben Selma'yım efendim. Müdire annemin kardeşi Ayşe Hanım'la konuşmak. Hoş geldin, safa geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Bizler de yolunu gözlüyorduk. Sağ olun. Buyur yavrum, buyur içeriye. Kocam da çok sevinecek. Bundan sonra biraz da bizim evladımızsın. Sağ olun. Pek de güzelsin. Tarifle anlatılamayacak güzellerdensin. İnşallah bundan sonra şansın bahtın da güzel olur. Bir müddet dinlenirsin. Sana İstanbul'u gezdiririz. Okul açılıncaya kadar da tek başına çalışmalar yaparsın. Odanı bile hazırlamıştım. Hem ne kadar zaman önceden hazırlamıştım. Öyle iyisiniz ki. Öyle iyi karşıladınız ki beni. Affedin, kendimi tutamıyorum. Çiftlikten dönüşte çok görmek istediğim halde size uğramadım. Senelerdir benim için, benimle çile çektiniz. Benim için yorulmuş, yıpranmış kalbinizi bir daha kanatmak istemiyorum. Şimdi bu evde, bu odada mutluyum. Bir de iş bulur çalışırsam hiçbir derdim kalmayacak. Hiç değilse başkalarına yük olmayacak kadar kendimi kurtarmalıyım. Selma Hanım'la görüşmek istiyorum. Kimsiniz? Daha önce mektup yazmıştım kendisine. Bana ağır, acı bir cevap vermişti. Amcasının oğlu olduğunu iddia eden Fuat Bey olacaksınız. Evet. Gerçekten amcasının oğluyum Selma Hanım. Şimdiye kadar niçin ortaya çıkmadınız? Bu, bana ve aileme ait saklanması gereken bir sebeptir. Selma'dan başkasına söyleyemem. Doğru söylediğinizi nasıl ispat edebilirsiniz? Yalan söylemeye niçin tenezzül edeyim? Çok kaba davrandım Selma'ya. Yazdığım mektup için şimdi pişmanım. Ama mecburdum. Aslında ondan kaçmalı, onu hiç aramamalıydım. Sonra çiftlikte başına gelenleri duydum, daha çok üzüldüm. Çiftlikte olanları öğrendiniz demek. Yazık ki kovmaya kalkışmışlar. Kaçmış. Herhalde buraya dönmüştür. Ondan af dilemek, günahsız yere çektiği acıları dindirmek, her şeyi anlatmak için geldim buraya. Gelmedi buraya, İstanbul'a gitmiş. Niçin? Tek başına ne yapar, nasıl yaşar oralarda? Yalnız değil, kız kardeşimin yanında kalıyor. Konservatuvarda musiki öğrenimi yapacak. Adres verin hemen. Bana kalırsa hiç aramayın Selma'yı, karşısına çıkmayın. Sizi hiçbir zaman affetmeyeceğini biliyorum. Hayatta gururundan başka hiçbir şey yok. Bunu anlamaya çalışın. Şimdi mektup aldım ondan. Mutlu olduğunu söylüyor. İş arıyormuş. Para kazanmak, kimseye yük olmak istemiyormuş. Kendisine gönderdiğim parayı iade ediyor, sonra da iş arıyor.
Şimdi anladınız mı nasıl gururlu olduğunu? Yalnızlık, kimsesizlik onu dünyanın en hassas, en alıngan insanı haline getirdi. Tek bir isteği vardı. Kendisi gibi öksüz, yetim çocuklara öğretmenlik yapmak, onları yetiştirmek. Şimdi kendisini daha çok tanımak istiyorum. Müzik tahsili olmasaydı burada küçük sınıfların öğretmenliğini yapacaktı. İstanbul'da Eyüp'te öksüz çocuklar yurduna gitsin. Müdür Tahsin Bey'le konuşsun, hemen işe başlasın. Ayda 1500 lira maaş alacak. Sizin bulacağınız bir işte çalışacağını mı sanıyorsunuz? Benim adım hiç geçmeyecek. Tahsin Bey'le konuşacağım. Selma'yı oraya siz göndermiş olacaksınız. Bugün mektup aldım. Buraya gelmemi yazıyor. Ben de sizi bekliyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize çok büyük yardımlarınız olabilir. Aynı yokluğu, aynı acıları çekmiş bir insan olarak çocuklarımızı en çok siz sevindirebilirsiniz. Şimdi hemen görebilir miyim? Tanışabilir miyim? Tabii. Şimdi teneffüse çıktılar zaten. Buyurun Bahçe'ye. Uğur'a bakınız, top tüfek attınız. Ne hoş oluyor, yürek yakıyor. Derslerini biliyor. Çocuklar beni dinleyin. Yeni bir abla getirdim sizlere, Selma ablanız. Selma ablanız sizlere okuma yazma öğretecek. Oyunlar oynayacak. Yedirecek, yatıracak sizleri. Hepinizi birbirinizden daha çok sevecek. Hoş geldin. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnız mı? Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kaderim bu, böyle yazılmış yazım. Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm. Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım, yalnızım. Selma? Seninle konuşmak istiyorum. Sana.
Selma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok iyi gördüm seni. Sen habersiz kaçarsın ama işte böyle buluruz biz. Döndünüz mü artık? Dün döndük. Bugün de sana koştuk. Sağ olun. Sık sık görüşeceğiz bundan sonra. Bu hafta sonunda arkadaşlarla orman gezintisi yapacağız. Sabahtan yola çıkacağız. Gelirsin değil mi? Gelirim. Sizlerle beraber olmak benim için de güzel bir şey. Adamdı. Romanlarda, filmlerde sandım kendimi. At üstünde duruşu, bakışı, sonra da kaybolup gidişi. Sahi öyle. Müthiş bir şeydi. Etrafına çalım atan züppelerden biri. Bunların işleri güçleri hava yapmak, sizin gibilerini etkilemektir. Sizi bir tesadüfle gördüm. Apansız ve anlaşılmaz bir duyguyla sarsıldım. Evinize kadar takip ederken gülüyordum kendime. Sonra başka bir gün yolunuzu bekledim. Dün ormanda peşinizden geldikten, sizi bir daha gördükten sonra duygularımın bir oyun değil, bir ateş olduğunu anladım. Tanışmadığımız halde saçma, delice bir şey olduğunu bile bile yanınızdaki erkekten kıskandım sizi. Tekrar görmeye, size hislerimi yazmaya çalışacağım. Ahmet. Ahmet? Aklımdan bilhassa bile çıkmıyor. Yanında olmak, ondan hiç ayrılmamak istiyorum. Kazadan sonra evde ayılırken yüzünü yakından gördüğüm ilk an içimden bir ateş esmişti Selma'ya. Farkındaydım. Git açıkça konuş. Genç bir doktorsun, yakışıklısın, iyi kalplisin. Onun da sana hayır demeyeceğine eminim. Çok şaşırdım. Sizi kırmamak için ne diyeceğimi bilemiyorum. Hemen cevap istemiyorum senden. İstediğin kadar düşünebilirsin. Sen evet diyene kadar sabredeceğim, bekleyeceğim. Evlenmeden, anne olmadan önce kendimi tanımalı, kim olduğumu öğrenmeliyim. Benim gibi olmayanlar, çektiğim acıyı, utancı anlayamazlar. Amcamın oğlu olduğunu söyleyen biri vardı. Bütün nefretime rağmen onu bulmak, konuşturmak istiyorum. Adresi var bende. Bugüne kadar gitmemekle hata ettim. Mutlaka bulacak, konuşturacağım. O zamana kadar evlenmeyi düşünemem bile. Avukat Fuat Bey'le konuşmak istiyorum. Mahkemede kendisi, bugün duruşmaları vardı. Geleceği zamana kadar bekleyeceğim. Buyurun, oturun. Adresim ve telefonum.
Sizi Selma aradı deyin kendisine, mutlaka bir haber bekliyorum. O aramazsa ben tekrar geleceğim. Şu elbiseleri temizlemeye verelim. Sizi bir genç kız aradı, İzmirli Selma Hanım. Adres bıraktı, gene arayacak. Ne zaman ararsa, burada olsam bile yokum. Unutmayın. Sizinle tanışmak, mutlaka konuşmak istiyorum. Bir erkekle sokaklarda tanışanlardan değilim ben. Benim için çirkin, ayıp, küçültücü bir şey bu. Ben de sokak çapkını değilim. Yüksek mühendisim. Seviyeli bir muhitin insanıyım. Böyle bir şey benim de ilk defa başıma geliyor. Ciddi niyetlerle bekliyorum yolunuzu. Peşimi bırakın, yoluma çıkmayın bir daha. Kalk artık geyin, geç kalmayalım. Canım istemiyor, gitmeyeceğim. Nezla ya, Hulusi Bey'e teraziye söz verdik, çok ayıp olur. Olsun. Ma ne var senin? Hiçbir şeyim yok, sorup durma. Gözlerimde hatıra, kulağımda kahkaha, senden haber sanır. Kapım çalındı senden haber sanıyorum. Kapım çalındı dile benden ne dilersen, dile benden ne dilersen. Seviyorum seni ben, karşılık beklemeden. Müjdem var sana! Bir hayır cemiyeti için verilecek konserde ilk defa sahneye çıkacaksın. Ben mi? Evet, sen! Böyle bir tecrübeye çoktan hazırsın benim için. Söyleyeceğin şarkıyı hemen seç. Pek az vaktimiz var, hemen çalışmaya başlamalısın. Büyük başarına şimdiden bütün kalbimle katılıyorum. Seni yarın sabah Tarabya'daki Siyah Martı'da bekleyeceğim. Geleceğin saate kadar bekleyeceğim. Ahmet. Seni yürekten alkışlıyor... Nice üstün başarılar diliyorum. Sevgilerim, Orhan Ana. Hadi, sıran geldi, seni bekliyoruz.
gece yeni bir yıldız doğacak. Hiç şüphen olmasın. İnşallah. Benden başka korkusuzca sevemem bir daha. Yalnızım, yalnızım, yalnızım. Yabancıyım seni bulmadıkça. Aşk korkutur unutmadıkça. Senden sonra kime inan? Haykırmak isterdim arkanda. Yalnızım, yalnızım, yalnızım. Arıyorum kaybolan zamanda. Kolay değil bunca yıldan sonra. Tanımıyor kimseler sorsam da. Yalnızım, yalnızım, yalnızım. Yaşadıkça arttı pişmanlığım. Her gün biraz daha yalnızım. Ama artık ne olur yalvarırım. Haykırmak isterdim arkanda. Yalnızım, 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 yalnızım. Yalnızım, yalnızım. Müdire annemden tebrik ediyor beni. Geleceğini biliyordum. Mecbur ettiniz beni. Oturun önce. Bir şey için. Peşimi bırakacağınız yok. Fazla uzadı. Sizden nasıl kurtulabilirim? Benden hiç ayrılma bakla. Her an, her yerde karşıma çıkıyorsunuz. Mektuplar yazıyorsunuz. Korkunç bir ısrarla müşkül durumda bırakıyorsunuz beni. Ne istiyorsunuz benden? Seni. Ben sizi istemiyorum. Son defa rica ediyorum. Tatsız kötü şeyler yapmaya, polise karakola mecbur etmeyin beni. Seni sevmek yüzünden başıma gelecek her belaya razıyım. Sevmek mi? Beni seviyor musunuz? Evet. Dünyada senden daha başka, daha değerli hiçbir şey yok benim için. Hiç tanımadığınız, huyunu, karakterini, meziyetlerini, kusurlarını bilmediğiniz bir kızı... birkaç defa görmekle mi bu kadar sevdiniz? Aşk budur. Birdenbire çarpan bir yıldırımdır. Ağır ağır, adım adım... gün gün zorlukla akan, miskin, kurumuş bir dere değil, coşkun bir seldir. Seni seviyorum. Benden kaçışın, bir erkeğe ne olursa olsun bakmayacak kadar namuslu oluşunda sevgimi arttırıyor. Bir rüyada gibiyim. Hayatın böyle güzel, hülyalı, yaşamayı sevdiren tarafları da varmış. Güzel günleri asıl bundan sonra yaşayacağız.
Kalbimde şimdi hiç kimseye karşı kırgınlık, öfke yok. Herkesi, her şeyi seviyorum. Niçin? Öyleyse mesutsun. Neredesin bu saate kadar? Hiçbir şey sorma. Yarın konuşalım. Hayır, şimdi hesap vereceksin. Beni anlamaya çalışmanı istiyorum. Lucy, hayatımda bir başkası var. Anlamıştım, biliyordum. Onu da, seni de aldatmak istemiyorum. Affet beni. Bir gün nasıl olsa ayrılacaktık. Onun için şaşırmadım. Benim için üzülme sakın. Senden geçmiş hiçbir gün unutmayacağım. Sevdiğin kızı tanıyorum. Mesut olamazsan senin için üzüleceğim. Benden sonraki hayatın için elimden gelen yardımı yapacağım. İyi geceler Lucy. Sana da. Konuşalım biraz. Buyurun. Kimsiniz? Elimden aldığın adamın sevgilisi. Anlamadım. Anladın. Numara yapma. Fuat'ı bana bırakacaksın. Onu sana kaptırmam. Fuat isminde birini tanıyorum ama yüzünü hiç görmedim. Görmeyeceğim. Nefret ediyorum ondan. Kollarının arasında mı nefret ediyorsun? Yanılıyorsunuz. Sevdiğim biri var ama Fuat değil adı. Ahmet, mühendis. Bu resimde ne diyeceksin? Konuşsana, inkar etsene. Ahmet işte bu. Sizin elinize nereden geçti bu resim? Çok bilmiş rezil. Fuat'ın isminde Ahmet demekle kurtulamazsın elimden. Ben öyle biliyorum. İsmi Fuat demek. Sevdiğin adamı ben mi tanıtacağım sana? Fuat Taşkaya avukattır. Avukat mı? Ahmet değil, Fuat demek. Bana yalan söyledi demek. Seni aramıştım. Bir daha sormak istiyordum. Değişti mi kararın? Ne oldu, niçin ağlıyorsun? Kendimi öldüremeyecek kadar korkak oldum. Niçin öleceksin? Neler diyorsun? Yaşayacak. Hiçbir şeye inanacak gücüm kalmadı. Çok bedbahtım. Çok yalnızım. Değilsin. Ben varım. Dans eder misin? Bir yudum içsen değişirsin belki. Anlatmayacak mısın? Ölesiye nefret ettiğim adamı seviyorum. Nasıl şey bu? Kim bu adam? Sana sordum, kimi seviyorsun? Bu adamla ne işin var buralarda? Git! Git!
git! Yüzünü görmek, sesini duymak istemiyorum. İğreniyorum senden. Neler söylüyorsun? Dokunma bana! Avukat Fuat'a, katilime, nefretimi anlatacak kelime bulamıyorum. Öğrendin de. İnkar etme sakın. Bir yalan daha söyleyecek kadar küçülme. Defol! Selma! Duymadın mı? Defol dedi. Çek! Sen karışma! Fırsat bekleme boş yere! İğreniyor senden. Erkekliğini hatırla da bas git! Gitme abi, bırak! Yazık ki onu seviyor. Beni dinle, onu unutmaya çalış. Beni dinleyebilir misin? İnsan utanır biraz. Ama sen insan bile değilsin. Başkalarının kanıyla yaşayan bir canavarsın. Kendimi niçin gizlediğimi bilsen, sana hakikati söyleyebilsem... Nasıl girdin kanıma? Sana inandıkça, seni sevdikçe nasıl güldün kim bilir? O kadınla beraber güldüm. Kadın mı? Bana acılar çektiren Fuat için senden yardım isterken ne kadar zavallı, ne kadar budalaydım değil mi? Belki bir gün her şeyi öğreneceksin. Benim de nasıl çaresiz olduğumu anlayacak, pişman olacaksın. Seni sevmekten başka suçum neydi? Ben sizlerden daha da yalnızım şimdi. Daha acılıyım. Yeniden kimsesizim. İnsan gibi konuştum seninle. Başladığımız gibi, yaşadığımız gibi bitirmek istedim. Gidemedim Fuat, senden ayrılamadım. Ayrılmayacağım. Sabaha kadar seni bekledim, anahtarım da yoktu. Defol! Bitirdin, ayırdın bizi. Konuşma, defol! Oh, iyi ettim. Benim olmayacaksın ama onu da kaybettin. Şimdi yapayalnızsın, benden betersin. Çek şimdi! Ağla, yıkıl, geber! Benim yüzümden sizin de başınız derde girdi. İstemezdim. Dün gece olanlar için çok üzgünüm. Affedin, unutmaya çalışın. Asıl sen unutmaya çalış. Ne dün geceyi, ne de daha öncesini hiç yaşamamış ol. Acılarla, çilelerle büyümüşsün. Şimdi de yeni bir ıstırap içindesin. Yetsin artık! Sakin, huzurlu, mutlu bir hayata herkesten daha çok layıksın sen. Onu unutmanı, benim olmanı bekleyeceğim. Onu unutamayacağımı biliyorum. Başka bir erkeği sevdiğimi bile bile beni beklersen, buna razı olursan çok küçülürsün gözümde. Haklısın. Kahrolası bir kader ayırdı bizi. Ne sen ne de ben suçlu değiliz ama mahkumuz. 20 yıl önce başlayan kara bir yazı alnımıza ateşten bir demirle yazılmış. Her şeyi bilsen mutlaka bana hak verirsin.
Yıllardır senin niçin aramadığımızı, senin niçin görmek istemediğimi, niçin kaçtığımı, niçin evimi almak istemediğimi bilsen, lahza da affedersin beni. Kendimi bilerek gizledim senden. Nefret ettiğin Fuad'ı iyice tanımanı, iyi bir insan olduğunu anlamanı, onu sevmeni istedim. Küçük yaşta annesini kaybetmiş, yaralı bir insan olarak sana her şeyi açıklayacaktım ama uğursuz bir tesadüfle sen daha önce öğrendin. Tükendim artık. Sana hakikati açıkça anlatmam ya mahkum oluşum çıldırtacak beni. Çiftliktekilerin anlatmasını isterdim, onlar da sakladılar, üstelik kovdular seni. Seni kaybettikten sonra hiçbir şeyle mücadele edecek gücüm kalmadı. Bütün isyanım boş ve çaresiz artık. Hayatımda bir başkasının olduğunu biliyorum. Gene de seni sevmekten başka bir şey beklemiyorum yaşamaktan. Yok Selma, buraya da gelmiyormuş. Onu ara bul. Mutlu ol ikiniz de. Beni istemedi çünkü. Seni seviyor. Öyleyse ne işin var burada? Çok yalnızdı, bitkindi. Konuşmak, teselli etmek, zorla sana getirmek için aramıştım. Birkaç gündür gelmiyor. Haber de göndermedi. Telefonla aradım, cevap veren olmadı. Selma bütün çocuklarımıza gerçekten anne olmuştu. Bize bir melek kazandırmıştınız. Nedir bu haliniz Fuat Bey? Nedir bu saçınız sakalınız? Kendinize gelin, toparlanın biraz. Size yakışmıyor. Aranızda kötü bir şey mi geçti? Niçin kendinizi sakladınız Selma'dan? Burada sizin değil de bir başkasının yardımıyla çalıştığını sanıyor. Niçin acaba? Yanlış anlamayın. Size bir faydam dokunabilir mi diye soruyorum. Bir kenara çekilip bitkin oturmak budalaca bir şeymiş. Aklım şimdi geldi başıma. Nerede olursa olsun bulacağım Selma'yı. Biraz önce gitti, mani olamadık. Nereye gideceğini de söylemedi. Bir haber alırsanız bize de bildirin. İzmir'e ablama da telgraf çektim zaten. Selma, hoş geldin. Hayrola böyle afansız? Sizden konuşacaklarım var. Nasıl aradık seni, neler çektik, İzmirlere koştum. Müdür hanımdan öğrendim İstanbul'da olduğunu. Ancak o zaman içimiz rahat etti. Pek harapsın yavrum. Böyle birdenbire gelişine de çok şaşırdım. Kim olduğumu öğrenmeye geldim. Öğrenmeden de gitmeyeceğim. Ölsem gitmeyeceğim. Söyledik ya kızım, kaç defa anlatacağız? Yalan söylediniz, gizlediniz benden. Sen, bildiğimiz başka bir şey olsa niçin gizleyelim? Fuad'ı tanıdığınızı da inkar ettiniz ama o sizleri tanıyor. Burada başıma gelenleri biliyor, kovulduğumu bile. Nasıl bilir? Yalan. Birisi kötü bir oyun oynuyor sana. İşte mektup, işte yazdıkları. Utanın artık, yeter! Konuşacaksınız! Bu zulüm bitecek! Bu sır çözülecek! Bu uğursuz kapkara felaket ben kaçtıkça peşimden kovalıyor. Her gün yeni bir uçuruma yuvarlanıyorum. Her gün...
Yeniden can veriyorum. Ana kucağı, ana şefkati görmedim ben. Ufacık bir çocukken sınıflarda piç diye bağırdılar bana. Korku içinde hasta yattığım geceler, kapkara duvarlar annem babamdı. Bayram sabahları ıssız koridorlarda ağladım. Siz bir çocuk için yetim olmanın, öksüz olmanın acısını bilir misiniz? Siz bir mezara bile kapanıp ağlayamadan yaşamanın zavallılığını bilir misiniz? İnsanlardan utanıyorum. Sevgiden kaçarak, anne olamadan, bir gün bile yaşamadan ölmek istemiyorum. Sus artık, yeter! Öğren, kurtul, biz de kurtulalım. Bırak! Ne olursa olsun söyleyeceğim. Böyle yaşamaktansa ölmek yakışır bize. Sen ailemizin kızısın, kardeşimin çocuğusun, üvey kardeşimi. Babacığın burada kimsesiz bir kızla evlenmiş, Fransa'ya tahsile gitmişti. Bir sene sonra babamız öldü. Kalan mirastan babanın hissesini seni buradan kovan Ömer abim aldı. Sonra fırtınalı bir gecede apansız döndü baba. Sen annenin kucağındaydın. İki kardeş yukarıdaki odada bağırışıyorlardı. Babam hissesini istiyordu. Bir daha söylüyorum abi, paramı istiyorum. Yedim hepsini. İleride belki öderim. Yalan! Arazi satın almışsın, mülk almışsın. Aldım. Jandarmaya git, mahkemeye git, ne yapacaksan yap! Ya hakkımı verirsin, ya da seni vururum! Çıldırma Kenan! İndi o silahı aşağı! Paramı istiyorum! Babamdan kalan hissemi istiyorum! Ben sürünürken sana yedirmişim! Yoksa gebereceksin! Kenan! Bulacağım! Bulacağım! Bak şunu! Kirlendi. Kalk! Kalk! Hadi kalk! Çıldırdı. Kadın artık hiçbir şey hatırlayamaz. Kenan da öldü, konuşamaz. Çocuk da hiçbir şey hatırlayamayacak kadar ufak. Bu mesele kapandı demektir. Şimdi Kenan'ı arabaya koyup uçurumdan yuvarlayacağım. Buraya gelirken kazaya uğramış olacak. Çocuğu da içinizden birisi yarın sabah çit kenarında bulmuş olacak. Karısı nasıl olsa kimsesiz. Bizim İstanbul'daki apartmanın kapıcısının karısıdır. Hastalanmış, burada iyi olacak deriz. Anlaşıldı mı?
Bir oğlum öldü, biri de onun katili oldu. Zavallı bir kadın çıldırdı. Bu kadar kurban yeter. Ömer'i azmasınlar bari. Kimselere bir şey söylemeyin. Bu acı beni de yaşatmaz artık. Yaşamak da istemiyorum. Böylece kapandı bu mesele. Bu kadar felaket yeterdi. O uğursuz gecede annemize verdiğimiz sözü tuttuk. Ömer abim kurtuldu ama korkak, öfkeli, yarı deli bir adam oldu. Odasına kapadı kendisini. Annenin de bir gecede saçları ağardı. Aramızda zararsız bir deli olarak yaşadı. Anneciğim! Anneciğim, annem! Hatırla beni! Ne olur hatırla! Evladımı hatırla, ne olursun! Ne olur! Hasretimiz bitsin! Acılarımız dinsin artık! Seni burada bu yüzden istemiyordum. Olanları kurcalayıp öğrenmenden korkuyordum. Budalasın sen. Benden intikam almaya kalkışabilirsin. 15 yıldır çektiğim polis, mahkeme, hapishane, dar ağacı korkusu yeter! Bir de senin korkunu çekemem. Ne yapsan, ne söylesen inanmam sana. Babam da bu silahla ölmüştü. Sen de yaşamayacaksın! Bağışla onları! İkisi de masum, günahsız! Çektikleri yetmedi mi? Anlatamayacaksın. Anan da hatırladı ama konuşamayacak. Beni ipe götüremeyecek. Yarası ağır değil amcamın. Şehir hastanesinde çarçabuk iyileşecek. Av esnasında kaza kurşunuyla vurulmuş olacak.